Bir atomdaki elektronların farklı enerji seviyelerini nasıl doldurduklarını bir önceki videomuzda görmüştük. Pauli dışlama ilkesine göre bir atomdaki iki elektron aynı anda aynı enerji seviyesinde bulunamıyordu. Ayrıca o videoda 11 elektronlu sodyum atomunun enerji şemasını da incelemiştik. Elektronlar enerji seviyelerini şu şekilde dolduruyorlardı. Burada önemli olan mesele şuydu: ya birbirine çok yakın olan iki atom olursa ve bunlar bir molekül oluşturursa? Bu durumda da demiştik ki tek bir sodyum atomunda olduğu gibi bir durumla karşı karşıya kalmayız. Yani elektron dizilimleri şuradaki gibi olmaz. Neden mi? Çünkü böyle olursa Pauli dışlama ilkesi ihlal edilmiş olur ve bir süre elektronun enerji seviyeleri aynı olur. O zaman esas soru şu. Böyle bir sistem varsa ne olacak? Eğer bu şema size pek bir şey ifade etmiyorsa hemen Atom Teorisi Katılarda Neden İşe Yaramaz adlı videomuza gidin. Orada bu şemayı baştan sona yapmıştık. Evet, atomlar birbirine çok yaklaştığında her bir atomun atomik orbitalleri birleşir. Yani böyle bir nevi kesiştiklerini düşünün ve bunlar molekül orbital denilen şeye dönüşür. Bu sodyumun ve şu sodyumun 1s orbitalleri birleşir. Bir es molekül orbitalini oluşturur. Hatırlarsanız atomik orbitaller her bir atom için ayrıydı. Ama artık burada molekül orbital var. Yani enerji seviyesi tüm bir molekülü ilgilendiriyor. İki atomik orbital birleştiği için molekül orbitalimizde iki enerji seviyesi olacak. Tekrar enerji seviyelerimizi çiziyorum. Ama bu sefer atom için değil molekül için. Bunun ve şunun bir esleri birleşip tek bir 1s molekül orbitali oluşturacak. Bu molekül orbitalinde de iki enerji seviyesi var. Bu seviyeler 1s molekül orbitaline ait ve bunları adlandırırken genelde 1s ve 1s yıldız yaparız. Burada yıldızdan kastım tabii ki asteriks işareti. Molekül orbital teorisini işlerken belki öğrenmiş olabilirsiniz düşük enerji orbitaline bağ orbitali ya da bağ yapıcı orbital, yüksek enerji orbitaline ise anti bağ orbitali diyoruz. Bu konuda kafanız tam net değilse kimya bölümümüzdeki çeşitli videolara bakabilirsiniz. Ama şimdilik bu kadarını anlamış olmanız yeterli. Yani iki atomik orbital birleşiyor. Tek bir molekül orbital oluşturuyorlar ve iki enerji seviyesi oluyor. Böylesi bir gösterim Pauli dışlama ilkesini ihlal etmiyor. Bakın, şu sodyumdan gelen iki elektron molekül orbitalin şu enerji seviyesini dolduruyor. Diğer sodyumdan gelen iki elektronsa şu üstteki seviyeyi dolduruyorlar. Şu anda Pauli ilkesine uymuş olduk. Çünkü bu iki elektron aynı elektron değil. 2s içinde aynı şeye geçerli. Bunlar da birleşecek ve 2s molekül orbitalimizi oluşturacaklar. Onun da 2s enerji seviyesi olacak. Bu arada şu kısmı sileyim. Kafamız karışmasın. Alttakine 1s, üsttekine de 2s diyebiliriz. Buradaki iki elektron şu atomdan gelir. Diğer atomun elektronları da üstteki seviyeyi doldurur. Diğerlerini de önceden çizmiştim. Şöyle göstermiş olayım. Fark ettiyseniz tüm elektronlar farklı enerji seviyelerinde. Yani Pauli ilkesine uymuş olduk. Peki, üçüncü bir sodyum atomunu işin içine katarsak neler olur dersiniz? Artık 3 atomik orbital örtüşüyor. O yüzden de her bir molekül orbitalimizde 3 enerji seviyesi olacak. Şöyle hemen ekliyorum. Evet. Artık işin nereye vardığını anladınız diye düşünüyorum. Ne kadar çok atom eklersek molekül orbitalimizdeki enerji seviyelerinin sayısı da o kadar fazla olur. Şimdi de sodyumdan oluşan bir katıyı düşünelim. Bu katı 10 üzeri 23 adet atomdan oluşuyor. O zaman bu katının her bir molekül orbitalinin 10 üzeri 23 tane enerji seviyesi olacak. Seviyeleri çizerim mi? Bu katının tüm elektronlarının enerji seviyelerini çizeceğiz. Yapabilir miyiz dersiniz? Bir es molekül orbitalinde 10 üzeri 23 tane enerji seviyesi olacak. En düşük seviye bu, en yükseği bu. Bu ikisinin arasında 10 üzeri 23 adet seviye olacak hepsini tek tek çizmek mümkün olmadığı için biraz hile yaparak işin kolayına kaçarak burayı şöyle boyamak istiyorum. aslında oturup tek tek çizmeye başlasak da sanırım böyle bir görüntü ortaya çıkardı. çünkü o kadar çok seviye var ki kesişmemeleri mümkün değil. evet. şimdi karşımızda böyle bir durum var. o zaman enerji seviyelerini tek tek tespit edemeyiz. peki ne yapacağız? bunları sürekli ya da kesintisiz enerji seviyeleri olarak düşünebiliriz. Yani şuradaki gibi aralarında boşluk olan yapılar değil, bir bütün olan bir yapı düşünelim. Buna artık molekül orbital değil, enerji bandı diyeceğiz. Burada artık bir süreklilik söz konusu. Yani önceki örneklerdeki gibi enerji seviyeler arasında boşluklar yok. O yüzden de tüm burasının tek bir enerji kütlesi olduğunu varsayıyoruz. En alttan en üste kadar tüm bu enerji seviyeleri kesintisiz bir biçimde devam ediyor. Şimdi burada tıpkı 1S gibi 2S bandımız da olacak. En düşük ve yüksek seviyeleri çizdikten sonra aralarına da 10 üzeri 23 adet seviyeyi temsilen boyuyorum. 2S bandımız bu. 2P'yi de çizdim ama diğerlerine yer yok. Siz bunun böyle devam ettiğini bilseniz yeterli. Şimdi, tek bir seviyede 2 elektron yer alabiliyordu değil mi? O zaman en sayıda atom varsa burada en sayıda enerji seviyesi olacak n atom diyelim. O halde burada barınabilecek toplam elektron sayısı 2n'dir. Bu bantta 2n elektron tutabilir. P'ye bakarsak tek bir p seviyesi 6 elektron aldığına göre 2p bandında da 6n elektron olacak. Videonun sonuna gelmişken şimdi bir özet geçelim. Tek bir atom varsa ya da hatta bir gaz söz konusuysa, çünkü gazlarda atomlar birbirinden o kadar uzaktır ki tek bir atom gibi düşünebiliriz. Evet, gazlar için düşünürsek her bir elektronun kendi enerji seviyesi vardır. Bir seviyeden diğerine geçmek isterse, deyim yerinde ise sıçraması lazım. Çünkü burada bir süreklilik yok. Bunları merdivenin basamakları gibi düşünün. Atomlar birbirlerine yaklaştıkça ve nihayetinde bir katı oluşturduklarında o zaman enerji bandı oluşur. Bu bandın içindeki enerji seviyeleri kesintisiz devam eder. Elektronlar bu band içinde istedikleri enerji seviyesi hangisi ise orada bulunabilirler. Bu teorinin adı da katıların band teorisi. İşte bu teori sayesinde serbest elektronların nasıl oluştuğunu ve bu elektronlara sahip olan bazı maddelerin iletken, sahip olmayanların da nasıl yalıtkan olduklarını anlayabiliriz.